Merhaba, merhaba. Melda Yücel TV'den merhaba. Mehmet Gerz'le birlikteyiz. Ata Portföy Genel Müdürü bugün pazar, pazar, pazar mesai yaptırıyorum kendisine. Kırmadı beni. Teşekkürler, hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de merhaba, merhabaya iki kere hoş bulduk. Öyle oldu, öyle oldu. Aslında çok gündem iç karartıcı. Gerçekten yürek dayanmıyor. İzlediğimiz, uzaktan izlediğimiz savaş görüntülerine hepsi bir yana biz görev gereği dönüp piyasaları konuşuyoruz. Piyasalar açısından bakıyoruz olaylara yüreğimiz bir anlamda kan ağlasa da. Barıştan yana dualarımız devam etse de. Şimdi böylesine bir ortamda yani piyasa konuşacak olsak bile bir tarafımız ne yapıyorsun dedirtiyor. Böylesi bir ortamda haftaya borsa nasıl başlar? Çünkü savaş sert bir vurgun yedirdi borsaya. Aslında düzeltme bekleniyordu. Bu düzeltme bu kadar sert olur muydu? Faiz haftası bu hafta. Avrupa'da da faiz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da var. Şunu hemen sorarak başlayacağım. Borsa haftaya nasıl başlar? Üstelik bilançolarda varken bilançolar bu hafta borsayı kurtarır mı? Ya biraz önce sen kilit bir saptama yaptın. Tamam, Filistin-İsrail konusu bir dram ve piyasaları etkiledi ama aslında Türkiye piyasasının bir düzeltme ihtiyacı vardı. Çok hızlı yükselmişti. Bu olmasa başka bir şeyden dolayı bir kar satışı olacaktı. Şimdi 8500'den 7500'e kadar 1000 puan bir düzeltme geldi. Yaklaşık %12 ediyor. Bu normal bir düzeltmedir. Yani öyle piyasada bir piyasa çöktü, panik bir durum yok. Normal bir düzeltme, %10-15'lik düzeltmeler olabilir. Ben bunun piyasanın ana trendini bozduğunu düşünmüyorum. Ana trendi yukarı. Mesela bizim araştırmanın yaptığı bir çalışma var hafta içi. Bir yıl vadede borsa endeksinin yaklaşık 11 bin seviyesine yükseleceğini değerleme sonucu görebiliyorlar. Yani değerlemeler bunu gösteriyor. Dolayısıyla borsa yatırımcısı panik yapmasın. Yani borsaya giren bu tür %10-15'lik düzeltmeleri zaman zaman yaşamaya hazır olmalıdır. Borsa çünkü böyle düz faiz gibi düz çizgi yukarı çıkan bir şey değil. Böyle zikzaklı bir şekilde yükselen bir yatırım aracıdır. Yeter ki siz çok pahalı spekülatif hisseler almayın. Çünkü öyle bir durum oluşmaya başladı piyasada. Örneğin hafta içi BIST 100 dışı hisselerde daha sert bir düzeltme olduğunu gördük. Çünkü öncesinde daha hızlı yükselmişti onlar. Ufak ve orta ölçekli şirketler çok daha hızlı, değerlemeden kopuk, yani değerlemeye çok bakmayan böyle spekülatif yükselişler yaşanmıştı. Bunun düzeltmesi daha da sert oluyor. Ha, belki yatırımcı kesimi bundan dolayı düzeltmeyi daha sert yaşadı. Çünkü son dönemde borsaya girenlerin çoğu BIST 100 dışı hisseler almaya alıştılar. Halka arzdan alıyorlar, ufak tefek hisse senetleri alıyorlar. Bunlar böyle hızlı yükselen hisseler. Burada dikkatli olmak gerektiğini uzmanlar söyleyince kimse dinlemiyordu. Çünkü para kazanılıyordu. Şimdi borsa kendisi hatırlatmış oldu. Dikkat edin, burada değere dikkat ederek yatırım yapmak lazım. Riski çeşitlendirmek lazım. Bunları hatırlamış oluyoruz. Tabii sayılar çok büyüdü Melda. Şimdi 8 milyon yatırımcı vardı geçen hafta itibariyle. Ben bu hafta onun 10 milyon falan olduğunu düşünüyorum. Bir spesifik de bir nedeni var. Evet, siz söyleyin lütfen. Yani halka arzlara rekor katılım devamını getiriyor. Önemli hisseler vardı halka arz edilen. Yani bu hafta daha da arttı sayı ama ne olacak? Yani biraz önce söylediğiniz önemliydi. Diyorsunuz ki biz bir yılda, bir yıl vadede 11 bin hedefini koyduk karşımıza Ata Portföy olarak. Şimdi hatta diyorsunuz ki gelişmekte olan ülke borsalarına göre %64 iskontolu. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şimdi böylesine bir hedef var 11 bin ama şimdi halka arzlarla gelen 5 bin lira, 10 bin lirayla gelen çok kişi var. Bunlar bir panik halindeler ve ne yapmalılar? 11 bin karşımızda duruyor ama 11 bine gidene kadar biz neler yaşayacağız o zikzaklar? Ya ben 11 bini borsa endeksi için bir hedef olarak verdim.
tek tabii. tek hisselerin çok değişik şeyleri olabilir, maceraları, seyahatleri, ki olacaktır. O yüzden hisse seçimi artık önem kazanıyor ve zaten öyle de olması gerekir. Ya bizim borsa çok çok düşmüştü dolar bazında. O diplerden bir kafayı kaldırdı. Şimdi normal bir seviyeye geldi. Yani burada çok ucuz veya çok pahalı demeye gerek yok. Borsa artık çok çok ucuz değil. Hala ucuz ama 2 sene önceki gibi dolar bazında böyle diplerde değil. Dolayısıyla artık ne alırsanız %100 yapar, %200 yapar dönemi geride kaldı diye düşünüyorum ben. Çok seçici ve iyi hisse seçmek lazım. Bunu da yapamıyorsanız hisse senedi yatırım fonları üzerinden yatırım yapmanızı öneririm. Bunu bir finansal okuryazarlık tespiti olarak da söylüyorum ben. Yoksa işin içinde, hani bizim ticari işimiz de hisse fonu, fon yönetmek, ama ondan dolayı söylemiyorum. Yani gerçekten de sermaye piyasasının gelişiminde fonların çok önemli bir yeri vardır. Adı üstünde, kolektif yatırım aracı. Yani o fon yönetiliyor, ona isteyen ortak olabilir. Dolayısıyla yatırımını değerlendirebilir. Ben bunu tavsiye ediyorum. Bundan sonra bunun daha geçer akçe olacağını düşünüyorum. Yani yatırımcı sayısı borsada 10 milyon, fonlarda 3-4 milyon. Burada bir dengesizlik var. Yani ben fondaki yatırımcı sayısının da artması gerektiğini düşünüyorum. Evet, oraya detaylı soracağım ama bu haftayı bir konuşalım. Nasıl başlar diyelim sevgili Mehmet Gers? Bu hafta ne yapar faiz konusunda merkez? Faiz artışına borsa yine sevinir mi? Çünkü sizin de bir tespitiniz var. Geçtiğimiz 5 puanlık artışta borsa %3,5 sevindi. Normalde hani benim rakibim olacak yer faiz artışı yapıyor, mevduat faizleri de yukarı gider. Niye sevinir der insan? Borsa neye sevindi ve bu sefer beklentini, HSBC'nin bir 25 bas puanlık aşağı çeken beklentisi herkes tarafından konuşuluyor. Herkes 500 bas puan derken o 250 dedi. Sizin beklentiniz değişti mi savaşla birlikte? Merkez ne yapar? Faiz artışına borsa bu kez aynı coşkuyla sevinir mi? Şimdi ben de 500 beklemiyorum bu arada. 20, evet. 250 kim bekliyor duyamadım ama ben de 300. Tamam, ben de 300 bas puan bekliyorum. İşte %30'u 33 yapacak. Belki bir sonraki ay 36 yapacak. O son olabilir 36, ama belki bir 39'a da çıkabilir. Ben böyle 5-5-5'lik adımlarla gitti ya, şimdi 3'lük adımlarla gitmesini daha olası görüyorum. Neden? Çünkü aslında faiz seviyesi piyasada belirli bir yere geldi. Bunu Mehmet Şimşek de ima etti. Yani mevduat faizleri olsun, özel sektör tahvil faizleri. Bugün biz 45-50 aralığında faizlerle özel sektör tahvili alıyoruz fonlara. Onun dışında mevduatlarda 35-40 arasında. Yani 40 diyelim ortalama Türkiye'deki piyasa faizinin seviyesi. Merkezin faizi 30 ama piyasa faizi 40. 40 da nedir? Önümüzdeki bir yıl beklenen enflasyon 45. Son TCMB anketinde o geldi. Yani reel faizin sıfırlanması için bir 5 puanlık daha artışa ihtiyaç var. Onu da hemen bir basmakta yapacağını düşünmüyorum. Çünkü 45 biraz sütten ağzı yanan türden beklentileri yansıtıyor. Artık Türkiye'de herkesin enflasyon beklentisi, en kötü varsayımları hesaba katarak herkes enflasyon tahmini yapıyor. Mesela ben 45 olacağını düşünmüyorum. Bana göre 40 civarında bir enflasyon olacak. Belki altına bile sarkabilir. Çünkü fiyat artışlarının artık durmaya başladığını bilmiyorum. Bunlar gözle yapılan tek tek anekdot, yani gözlemler. Ama ben artık geçen hafta basında da birkaç bu konuda done gördüm. Mesela işte kira artışları artık belli bir yere geldi. Kiralık ev artmaya başladı yine. Bu bir. İkincisi, araba satışlarında artık o saçma sapan kuyruklar yok. Arabalar yok satıyordu. Yani araba dediğiniz şey yok satıyor. Bu ekonomideki çarpıklığın en önemli göstergelerinden biriydi. Şimdi arabada tekrar kampanyalar olduğuna dair haberler okudum. Yani faiz seviyesi yapması gerekeni yapıyor. Faiz ekonominin
görünmeyen elidir. Buna invisible hand denir ekonomi teorisinde. Fiyat ve faiz piyasadaki çarpıklıkları düzeltir. Hep bir örnek veriyorum. Artık şey oldu, herkes bıktı bu örnekten. Örneğin kira artışlarına %25 üst sınırı kondu ya yıllık. Evet. Bu bence hiçbir şeyi çözmedi. Aksine berbat etti. Bırakacaksınız, tüfeğiyle sınırlayacaksınız. Kira artışları kendiliğinden belli bir dinamikle o piyasayı disipline edecek. Yani geçmişte siz şimdi olduğu gibi yani. Herkes bir baz alacak yani. En azından TÜİK'e herkes güvenecek. Onu kastetmedim. Şunu kastettim. Siz piyasada enflasyon 50 iken kira artışlarını 25 ile sınırlarsanız 2 sene üst üste kiranın raiç bir bedelde oluşması lazım ki kiralık ev piyasasında bir denge oluşsun. Siz eğer kiraları bastırırsanız bu sefer evi boşalan ev sahibi evini kiraya vermiyor bir süre. Yani sütten ağzı yanıyor çünkü. Oradaki arz talep dengesini aslında bozuyorsunuz. Bunu yapanlar çok iyi biliyorlar da biraz kantarın topuzu kaçtı. Tabii ki kirada belli bir üst sınır olmasını ben de savunuyorum. Kiracıları mağdur etmeyecek bir sınır, ama bu 25 değildi yani. 25 yaptığınız zaman 2 sene üst üste bu sefer ev sahibinin hukukuna ihlal etmiş oluyorsunuz. Kiracılar bunu kötüye kullanmaya başlıyorlar ve kiralık ev piyasasındaki dengeleri bozuyorsunuz. Evet. Bunun için kira artışına çözüm tüfe mi diye sizi anlatırken o spotu getirdim. Şimdi buradaki yani şey olabilir. İlle tüfe eksi tüfenin %90'ı alınabilir, %80'i alınabilir. Yani 25 diye bir şey dersiniz ki tüfenin %80'i. Örneğin tüfe %50 mi oldu? Bunun %80'i %40'tır. 0.8'de çarp. Doğru. Bu üst sınır uygulanır. Ama Türkiye'de enflasyon kontrolden çıkmışken bütün suç ev sahiplerininmiş gibi siz kirayı 25 arttırabilirsiniz demek bana göre zaten hak ve hukuk değil de piyasayı da bozuyor ve ters tepiyor. Bundan dolayı zaten kira artışları tüfenin bileşenlerine bakıldığı zaman en son ben %95 görmüştüm. Yani kaş yapayım derken göz çıkartıldı bununla. Buraya da şuradan geldik Melda. Fiyat, faiz, bunlar ekonominin görünmeyen elidir. Onun bir vazifesi vardır. Yani piyasayı dengeler o. Kesinlikle. Bu denge kaçtı. Kantarın topuzu kaçtı derler ya, öyle mi oldu? Böylesine bir fiyat denge derken borsada fiyat denge kaçtı mı? Oraya tekrar geleceğim. Çünkü herkes der ki Melda, Mehmet Gerz'e sordun da yanıtını alamadın. Bu hafta nasıl başlar? Çünkü herkes... Bu da işte usta bir gazeteci gözü. Ben soruya cevap vermemek için bir sürü başka şeylerden bahsediyorum ama sen anlasın. Sizin uzmanlık alanınız, benim nacizane uzmanlık alanım diyeyim. Çünkü herkes merak içerisinde. Yani aynı sert satış devam edecek mi? Üstelik bu hafta bilançolar var. Çok önemli bilançolar da var. Büyük şirketlerin. Hadi ben telaffuz etmeyeyim, siz telaffuz edin. Onun haricinde ne var? Merkezin faiz kararı var. Avrupa'nın faiz kararı var. Powell konuşacak. Yine PMI'lar var. Yok yok yine bu hafta yani. Açıklamalar, savaş var başlı başına. Ne dersiniz? Yani böylesi bir ortamda nasıl açılır? Nasıl gider? Artık fiyatlamalar dediğimizde denge şaştı. Bundan sonra neye göre bakacağız? Neye göre değerlendireceğiz? O dediniz ya, hisselere bakmak lazım. Yani o zaman BIST 100'de mi kalmak lazım? Hangi sektörler daha sağlıklı sonuçlar verir diyeyim. Hani hisse belki telaffuz etmek istemezsiniz diye böyle söylüyorum. Telaffuz ederseniz de izleyicilerim adına mutlu olurum. Peki ben şu çayımdan bir yudum alıp bu zor soruya. Çoklu, çoklu bir pazar sabahı sohbeti içerisinde gel. Evet. Bir Rizeli olarak Rize çayımı. Aa, değil mi? Ben de bayılırım. İçmem lazım. Afiyet olsun. Çaysız yapamam. Evet. Senin de Eskişehirli olduğunu öğrenmiş oldum bugün. Tabii, Eskişehirli değilim. Eniştem Eskişehirli. Biz Ankara'lıyız. Ankara. Güzel Ankara. Yani şimdi dün akşam mesela bu CFA galasında bir sürü sektörden arkadaş vardı. Ben genel izlenimlere dikkat ettim. Şöyle bir izlenim edindim. Bu piyasanın beklentisini belki yansıtabilir. Artık 7500 endeksin altından tepki alışları gelebilir gibi
yorumlar dinledim. Ben kısa vadeli piyasa tahmini yapmaktan kaçınıyorum ama bir yerde de mecbur kalıyoruz. Ben de artık şey olduğunu düşünüyorum. Yani piyasa bir köpüğü vardı. 1000 puanlık bir köpük. Onu attı. Bundan sonra daha dengeli bir piyasa görebiliriz. İşte büyük de bir halka arz vardı geçen hafta. Tab Gıda'nın halka arzı bizim grup şirketidir. Evet. İşte Burger King'lerin, Sbarro's, Popeyes, Arby's, o quick service restaurant diyoruz biz ona. QSR diye kısaltılıyor. Yani şey, hızlı restoranlar. Bunların sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük zincirlerinden biri Tab Gıda. Bunun halka arzı büyük bir halka arzdı. Yani 6.8 milyar liralık bir halka arzdı. Bu anlamda önceki halka arzlardan farklıydı. Bu daha büyük, daha ölçekli bir halka arzdı ki rekor katılım olmuş. Yani 5 milyonu geçen bir katılım olduğunu ben dün duydum. Bu da rekor. Yani daha önceki halka arzlarda bu kadar büyük bir katılım sayı artıyordu ama 5 milyon baremi ilk defa geçildi. Şimdi 8 milyon yatırımcı vardı zaten. Şimdi 5 milyonu buna mı katıldı diye bir soru geliyor akla. Ben diyorum ki buna yeni yatırımcı da geldi. 8 milyon belki 10 milyon oldu. Ve 10 milyonun yarısı bir halka arza katılıyor. Bu inanılmaz bir şey. Türkiye sermaye, yani borsanın tabana yayıldığı anlamında en önemli göstergelerden biri. Bu halk arzın piyasadan tabii çektiği bir para var. Yani buna katılmak için başka hisseler katılmış olabilir bu piyasa. O düşüşün nedenlerinden biri de bu olabilir mi? Sözünüzü balla kesmiş olayım. Biraz düşüş şey yapmıştır, yani katkı yapmıştır. Yoksa düşüşün kendi nedenleri var. Düşüşte şunun rolü unutuluyor Melda. Faizler yükseldiği için kredili hisse taşımak daha zorlaştı. Kredili hissenin şöyle bir özelliği var. Hisse düştüğü zaman teminat değeri azaldığı için kredi olarak aracı kurumlar bunları mecburi satıyorlar. Yani piyasada aslında kredili mecburi satışlar da oldu. Bunlar satışı daha da derinleştirdi. Hani makineler falan diyorlar ya, robotlar falan. Robotlar, makineler piyasadaki anlık hareketleri takip ediyor. Hareketin ki kendi nedeni değil. Onlar hareketleri belki kullanmaya çalışıyorlar. Hareketin asıl nedeni faizlerin artması, kredili malların mecburi satılması. Zaten savaştan dolayı insanların risk alma algısı, riskleri çok daha büyük görüyorlar. Hani bu savaş bölgesel bir savaşa dönüşebilir diye bir endişe var. İnşallah öyle bir şey olmaz ama bu endişeden dolayı hisse taşıyanlar ya neme lazım, bu riskli zaten, ben çıkayım diyorlar. Bunu ben anlıyorum, normalde karşılıyorum ama hisse senedi yatırımının temel özelliklerinden biri burada devreye giriyor. Hani hep uzun vadeli diyoruz ya, ama ben sana söyleyeyim, kimse uzun vadeli değil. Herkes hisse senedi çok likit olduğu için, günlük anlık hisse senedinden çıkmak mümkün olduğu için her an böyle düğmeye basıp çıkacak şekilde bekliyor. Birçok yatırımcı o şekilde. Evet. Sadece bireyler değil, kurumsal yatırımcılar da öyle. Dolayısıyla hisse senedi uzun vadeli yatırımdır cümlesini tekrar anlamlı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ya uzun vade nedir? En az bir yıl. Uzun vade nedir? Çünkü yine soruma yanıt vermediniz, onu da biliyorum ama uzun vade nedir? Yok, şey, yani bu hafta alışlar gelebilir, piyasa dengelenebilir anlamında bir şey söyledim. Ha, Merkez Bankası kararı eskisinden farklı olarak ben şunu söyleyeceğim. Bu hafta 500 bas puan yaparsa, 30'u 35 yaparsa bu sefer borsayı negatif etkileyeceğini düşünüyorum. Nedeni? Evet. Çünkü faizler artık dokunmaya başladı. Yani faiz seviyesi artık talebi de köstekliyor, kösteklemeye başladı, kısmaya başladı. Borsayı da negatif etkilemeye başladı. Çünkü neden? Şimdi %40 sabit getirili bir getiri varken borsaya alternatif, bu sefer borsanın riskli getirisi yerine onu tercih edenler artıyor. Bu da normaldir. Evet.
Bu dediğiniz önemli. Faiz bu kez 500 bas puan artarsa borsayı negatif etkilemeye başlar dediniz. Bu gerçekten önemli. Şimdi çünkü bir anlamda hani mevduat mı borsa mı şeklinde bir ikilem yaşıyor ve her yol mevduata mı çıkıyor? Yani siz bu hesabı nasıl yaparsınız? Biraz önce söylediğiniz önemliydi. Mehmet Şimşek ne demişti? Reel faiz biz vermeye başladık gibi bir şey söylemişti. Yani yaklaştık demişti. Ve çok tartışıldı bu söz sektör tarafından. Her yol TL mevduata mı çıkıyor bu durumda? Hani ben güvenli limanda bekleyeyim. Hani bir altın var, bir mevduat var. Bir güvenli limanda bekleyeyim şeklinde mi? Ama bankalar da orada o kadar iştahlı değil. Vermiyorlar bu kadar iyi bir faizde. Yoksasını sonra sorayım. Bir kere KKM'den dönüşte TL mevduata çevirmek için bir şey var. Bir teşvik sunuyorlar. Daha iyi bir faiz veriyorlar. Ben bunu geçen hafta gördüm. KKM faizleri bu arada çok düşürüldü. Evet. Yani KKM mevduatına kışkış diyorlar. Sen git TL mevduata dön diyorlar. Oradan bir kısım tabii dolara dönüyor, dövize dönüyor olabilir ama TL mevduata da dönen oluyor. Çünkü artık TL mevduat faizi reel faiz veriyor vermiyor. Oraya yakın bir yerde. Beklenen enflasyona göre değişir çünkü. Hani beklediğiniz enflasyon 35 ise önümüzdeki bir yıl için evet bir reel faiz veriyor. Ama 40 ise başa baş. Ama beklediğiniz enflasyon 45 ise eksi hala %5 altında faiz veriyor. O subjektif, yani beklenen enflasyon hesabınıza göre değişir. Ama ben 40 beklenen faiz enflasyona göre artık reel faizin başa başa geldiğini tespit ediyorum. Kendim öyle düşünüyorum. Bu durumda artık... Şu an için mi? Yani reel faiz, ben şöyle bir spot yazmıştım. Reel faiz yerel seçimden önce oluşur mu diye sormuştum. Siz şu an için mi diyorsunuz oluştu diye? Oluşmaya başladı diyorum. Yani şu an %40'la mevduat yaptığınız zaman artık reel olarak paranız erimiyor. Enflasyona yakın bir seviyede değerlendirme şansınız oluyor. Hani enflasyon 35 olursa reel faiz elde etmiş olacaksınız. 40 olursa önümüzdeki 12 ayda başa baş olacak. Ama 40'ın üstünde olursa reel olarak paranız yine azalmış olacak. Yani eskiden şunu tartışıyorduk. Reel faiz eksi 20 mi eksi 30 mu? Oradan şuraya geldik. Reel faiz 0 mı? Artı 5 mi? Eksi 5 mi? Yani gelinen bir mesafe var. Mehmet Şimşek de bunu kastediyor. Bu noktada artık Türk lirası sabit getirili portföylere tekrar dahil oldu. Örnek biz ata portföy model portföy dağılımında %10 TL faizi dahil ettik. Bunu da arttıracağız giderek. Yani faizler daha da yükselirse daha da arttıracağız. Bunun yatırımcı tercihlerine de yansımaya başladığını düşünüyorum ben. Yani borsadan da belli bir yatırımcı, KKM'den, borsadan sabit getiri elde etmek için TL mevduata geçmeye başladığını ben görüyorum, anlıyorum, tespit ediyorum. Bankalar çok iştahlı değil noktasında haklısın. Evet. Çünkü kredi talebi çok güçlü değil. Yani kredi faizleri yüksek olduğu için. Ama yine de özellikle KKM'den dönen mevduatı içeride tutmak için cazip faizler verdiklerini de ben biliyorum. Dolayısıyla merkez bu hafta ne yapacak? 2 ile 5 puan arası bir faiz artışı bekleniyor. Yani %2 de olabilir, 5 de olabilir. Piyasanın biraz gidişatını yönlendirecek. Yani merkezin yaptığı faiz adımları sadece haftalık faizi belirlemiyor. Piyasaya bir de yön gösteriyor. Yani yön şu şekilde. 5 değil de 2 veya 3 yaparsa şu izlenimi verecek. Artık faizlerde belli bir tepe noktaya geldik. Bundan sonra daha az adımlarla gideceğim demesi piyasa ondan bir anlam çıkaracak. Bir şey anlayacak. Yani şunu anlayacağım ben mesela. Şu an mevduat faizleri 40 mı? Demek ki bunlar 50'ye gitmeyecek. Çünkü mevduat faizleri 50'ye kadar 60'a kadar gidebilir gibi bir beklentiler vardı. Bende o beklenti yok. Ben onu beklemiyorum. En fazla 40-45 buralarda olabilir diye düşünüyorum. Mevduat en risksiz TL sabit getiri. Orada 40'a razı olacaksınız. Daha yüksek TL faizi mi istiyorsunuz?
şirket riski alıp özel sektör tahvili alacaksınız. Orada 48, 49, 50'ler veriliyor. Ama onları orada da bir... küçük paraya değil herhalde. Yani küçük para derken hani 1 milyon altına girebiliyor mu insanlar? Yok, şeyler girebiliyor. Nitelikli yatırımcı girebiliyor ona. Onlara da tavsiye etmem gidip şirket tahvili almaları. Çetrefil bir iş. Şirket riski alıyorsunuz çünkü. Çok bilinen büyük şirketlerinki alınabilir ama bireylerin takip edebileceği bir konu değil. Onun için biz bu tür tahvilleri fonların içine alıyoruz. Özellikle değişken fonlarda özel sektör tahvilini sabit getirili faiz sağlaması için taşıyoruz. Biz daha bilinçli alıyoruz tabii. Yatırımcı da değişken fonlar vasıtasıyla dengeli bir şekilde bu yükselen faizden faydalanabilir. Evet, ama yıl sonu için sevgili Mehmet Gerz, yani yıl sonu için merkez bile %68'ler derken biz %40'lara mevduatta, biz derken yani yatırımcı adına konuşuyorum, razı olmak durumundayız. Yani enflasyon bu, TÜİK bunu söylüyor demek durumundayız gibi bir gerçeklik de karşımızda duruyor. Ama işte mevduatta bankalar arttırmıyor çünkü kredi vermiyorlar. Diğer yandan baktığınızda faizde de artık 3 puanlık artarsa buraya kadar derlerse bir anlamda yatırımcı tekrar dönüp dolaşıp borsaya mı döner? Yoksa dediğiniz gibi risksiz mevduatta ben bir süre bekleyeyim yerel seçime kadar, sonrasına bakayım mı der? Yoksa dolar döviz orada duruyor, dövize mi geçer? Çok ben seçim. Şimdi kendi enflasyon beklentimize bakmak için evet ben bakayım. Yazdım. Hemen ekrana vereyim. Sizin ağzınızdan yazmıştım Ata Portföy araştırmanın. Evet. TÜFE 2023'ü %69, 2024'ü %42, dolar TL 2023'ü %29,4, 2024'ü de 40,2 kapatır demiştiniz araştırma ekibinizin beklentisi. Yeni tespitleri, yeni revize ettiler. Şimdi 2023 sonu enflasyon hedefi bence çok kilit önemde değil. Yani enflasyon açısından zaten kayıp birkaç sene yaşadık ve bu sene en zor senelerden biri oldu. 2024 bence önemli. Yani yatırım tercihleri yaparken 2024'te ne bekliyoruz? Onu dikkate almak lazım. Orada da %42, yani %40'lı bir seviye daha... Ben hesap kitabı 40'a göre, 42'ye göre yapmak gerektiğini düşünüyorum. Dolar TL'de de orada da işte 40'lı bir seviye tahmin etmişiz. Burada bakarsanız hem enflasyon hem dolar TL'deki artış %40'lı seviyeler. Birbirine paralel. Borsada beklediğimiz artış da ona yakın. Yani evet, gerçi doğru. Borsa geri geldi. Ben şimdi fiyatlamalarda çok özür dilerim. Savaş var mıydı? Savaştan önce mi bu fiyatlamalar, beklentiler raporlandı yoksa? Şaşırırsın ama savaş bizim beklentilerimizi, çalışmalarımızı hiç değiştirmiyor. Yani bu şaşıracağım bir şeydir ama. Evet, ben, neden? Çünkü yani, olmayacak diye dünyada her zaman maalesef uzak veya yakın savaşlar oluyor. Yani Ukrayna savaşı oldu. Burası da zaten kanayan bir yaraydı. Tekrar nüksetti. Dünyadaki jeopolitik gelişmelere göre biz makro hedeflerimizi sık sık revize etmiyoruz. Yani belli bir iyi kötü dengeli bir tahmin yapıp onun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz sonra. Ha, bu savaş konusu petrol fiyatlarını çok fazla %100'ların üstüne atarsa, evet, o zaman enflasyonu etkilemeye başlar ama kimse bu savaş meselesinin nereye gideceğini bilemiyor. Yani onu hesaba kattım demek dürüstlük olmaz. Yani neye göre kattınız? Yani savaşın ne olduğunu varsaydınız. Bölgesel bir savaş olursa Allah göstermesin her şeyi fark ettirir. Ama daha sınırlı bir savaş olursa o zaman bir yerde ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani bu her yerde öyle oluyor. Mesela bu sabah Ukrayna'da Harkiv'e bomba atıldı bir yere. Yani şunu hayret ediyorum Merda. Şehrin içine bir binaya Rusya bomba atıyor. Yani füze atıyor. Dünya bu halde. Yani inanılmaz bir durum. Dolayısıyla her savaş kendine göre çok büyük bir risk olarak görülüyor ama zaten sürekli savaş var dünyada maalesef. Ne yazık ki alışıyoruz.
Değil mi? Maalesef var. Mesela Rusya Savaşı sıradan bir hale geldi. Ukrayna Savaşı kabullenildi. Ve ben şu silah gönderiliyor ya, dün protestoları seyrediyordum, verilen protestoları. Hatta İsrail taraftarları bile İsrail hükümetini protesto eden, Batı devletlerine şey diyen, ya buraya silah gönderiyor olmanız hiçbir şeyi çözmüyor, daha da kötü yapıyor. Ya bunu İsrail taraftarı, kendi vatandaşı insanlar, değişik ülkelerde gösteri yapanlar söylüyor. Gerçekten de öyle. Yani bir yere silah gönderiyor olmak, oraya ateşe benzinle gitmekten farkı yok. Bunu konuşmadan edemedim çünkü sabah sabah gerçekten benim de moralim bozuldu. Piyasalar, tekrar dönersek, savaş, şu bu, evet algımızı çok etkiliyor ama piyasalar aslında kendi mecrasında gitmeye devam ediyor. Yani burada yine Nassim Taleb diye bir yazar var. Kendisi piyasa trader'ıydı önceden. Lübnan asıllı bir finans profesörü. Onun bir sözü vardır. Black Swan'ın yazarı ya. Siyah Kurt kitabı var ya, onun yazarı. Evet. İkisi farklı şeyler diye bir ifadesi var, öyle çevir. Yani orada savaş var. Dünya yanıyor. Ama piyasalar ne olacak? İkisi farklı şeyler. Şimdi çok garip gibi gelecek sana, evet, ama gerçekten iki fark. Mesela biz tahminlerimizi değiştirmedik ondan dolayı. Piyasa geçen hafta %12 düştü ya. Çok ilginç bir şey söyledim, belki farkına varmadın. Piyasa ondan dolayı değil. O sadece bir vesile oldu. Zaten o kadarlık bir köpüğü vardı. Onu geri verdi. O sadece vesile oldu. Yani tipping point denir ona. O da başka bir yazarın bir kitabı Melda. Malcolm Gladwell diye bir önemli bir yazar var. Tipping point, yani böyle bardağı taşıran damla diye çevireyim ben onu. Yoksa borsadaki düşüşü tamamen ona dayandırmak şey olur. Sadece algısal olarak bir cevap veriyorsunuz. Buna temsililik deniyor davranışsal finansta. Yanlış sebep sonuç ilişkisi kurmak, yanlış genelleme yapmak deniyor buna. Onu ben fazla... şunu öğrenmiştim. Şimdi sözünüzü yine bağla kesmiş olayım. Şöyle yazdım. Piyasa geçen hafta %12'lik köpüğü geri verdi. Savaş bahane oldu dediniz. %12'lik bir köpük müydü? Yani bu muydu? Bu kadar köpük olur mu? Bir onu soracağım. Bir de dediğiniz doğru. Yıllarca sağlık yayını yaptım sevgili Osman Hoca'yla. Orada şunu öğrenmiştim. Teşhisi doğru koymazsanız tedavi başlamaz. Hasta iyileşmesi. Yani onun gibi bir şey. Yani şimdi neredeyiz'i anlamak adına söylediğiniz önemli. O zaman savaş değilse o zaman biz halka arzlar, işte büyük halka arzlar, oradan para kaydı, oraya gitti, bir düzeltmesi vardı. Tamam, bunlar oldu bitti. Şimdi yeni haftaya daha sağlıklı koşullarda mı başlayacağız borsada? Dediğim gibi bu bir düzeltme miydi? Fırsat mı? Bir tuzak mı borsadaki bu düşüş diye bu konuyu şöyle bir manşetlendirerek size tekrar gelmiş olayım. Ya borsa kendi mecrasında devam edecek ama son birkaç aydır böyle haftalık %5'lik yükselişler alışkanlık haline gelmişti. Onun olmayacağı bir döneme giriyoruz. Yani daha temkinli yükselecek ama neler yükselecek ben söyleyeyim. Daha büyük şirketler yükselecek. Yani BIST 30, BIST 50, halka arz edilen çok ufak tefek şirketler spekülatif talep görüyorlardı. Ben o spekülatif talebin de artık yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum. Gerçekler hakim olacak bence borsaya. Bu önemlidir bakın. Türkiye'nin ekonomi politikası da böyle bir evrimden geçti. Böyle hayallerin hakim olduğu bir ekonomi politikası vardı Sayın Nebati döneminde. Evet. Şimdi gerçeklerin hakim olduğu bir ekonomi politikasına dönüştü. Daha zor gerçeği kabul etmek, gerçekle yüzleşmek ama önemli, doğru olan bu. Borsada da çok spekülatif bir dönem yaşandı. Özellikle ufak hisseler bazında, yeni halka arz edilen hisseler bazında. Şimdi daha gerçek bir borsaya dönme zamanı. Büyük halka arzlar, bunlar böyle halka arzdan sonra
3-5 katına çıkmaz. Kimse değerli bir şirketi o kadar ucuza satmaz. Halka arz etmez şirkette, borsada. Yani bunu da görmek lazım. Hani halka arz edilip de 5-10 katına çıkan şirketler var ya, orada bir şeyler yanlıştı. Yani bunu acemi yatırımcının bile görüyor olması lazım. Bir şeyler yanlış orada. Ve o yanlışta ilelebet devam edemezdi. Daha düzgün, daha doğru işleyen bir borsaya doğru hareket ediyoruz. Orada da büyük şirketleri, karlı ve büyüyen şirketleri alıp sebat edeceksiniz. 6 ay, 1 sene, 2 sene. Ya şurada savaş çıktı, burada savaş çıktı, ben bunu satayım mı? Bunu sorduğunuz anda bu borsa hissesine de yatırım olmuyor. Bu trading oluyor ve ona da bir cevabım yok. Zar atıyorsunuz çünkü. Ve ben her türlü olayı katıyorum. Yani ya nükleer, mesela Rus ordusu nükleer santrale doğru ilerlerken o sabah hatırlıyorum ne kadar endişeliyim. Evet, evet. Rusya savaşı, Türkiye Rusya'nın uçağını düşürdü. İçinde, işin içinde ne iş vardı bilmiyoruz ama çok büyük bir tehlikeydi. Yani borsa yatırımcısı, hisse senedi yatırımcısı bu tür olaylara bakarak kararını, duruşunu değiştirmemeli. Çünkü zaten sürekli oluyor, az veya çok. Yani bunlara bakarak siz hisse senedi yatırımınızdan vazgeçecekseniz o zaman yapmayın zaten. Yapmışsınız bana ısrarla bu hafta ne yapmak lazım diye sorduğunuz zaman üzülerek söyleyeyim bir cevabı yok bunun gerçekten. Kimse de bilmiyor. Biliyormuş gibi cevap verenlerin de ben dürüst olduğunu düşünmüyorum. Sadece magazin olsun diye, konuşma olsun diye buna cevap veriliyor. Ben bundan kaçınmaya çalışıyorum ama bir yandan da bir yatırım kültürü oluşuyor. Evet, onun için soruyorum. Bir yönlendirme, bir cevap vermek lazım, yapmak lazım finansal okuryazarlık adına. Ben onu yapmaya çalışıyorum ama bunu yaparken de yanlış beklentiler, yanlış sinyaller vermemeye çalışıyorum. Örneğin borsa bu hafta 7400'lük kırarsa şuraya gider, 7600'lük kırarsa buraya gider. Bu analizin, bu tür analizi yapanların kendileri de biliyorlar. Hiçbir ipe sapa gelir tarafı olabilir mi bunun? Böyle bir mantık olabilir mi? Yani o seviyelerin özel bir anlamı var da onlar olunca şunlar olacak. Böyle bir mantık yürütmek olabilir mi? Yani ben yatırımcıların doğru bilgilendirmesi için biraz köşeli ifade ediyorum. Ama teknik analize göre kısa vadeli hedefler vermek. Veriyorsunuz ondan sonra da herkes unutuyor, bitiyor, gidiyor. Yani Daniel Kahneman'ın bir lafıyla ben bunu özetleyeyim. Davranışsal finansın kurucusu sayılan kişi. Diyor ki, manşet vermek ilgi çeker. Yani manşet gibi böyle agresif, kesin tahminlerde bulunmak çok ilgi çeker. İnsanlar gerçekten onlara dikkat ediyorlar. Siz de o anda popüler oluyorsunuz bir tahmin yaptığınız için. Ama 6 ay sonra, 1 sene sonra kimse sizin ne dediğinizi, doğru mu çıkmış, yanlış mı çıkmış hatırlamıyor. Realitenin böyle olduğunu bir kabul edelim. Yani realite böyle. 6 ay sonra, 9 ay sonra kimse hatırlamıyor. Doğru mu çıktı, yanlış mı çıktı? Kimse takip etmiyor çünkü. Ama yatırım işi böyle bir iş değil. Burada reel bir iş yapılıyor. Fonlar içine hisseler alınıyor. Fonların performansı her Allah'ın günü belli. Dolayısıyla bizim bu konuda biraz daha dikkatli ve realist hareket etmemiz gerekiyor. Ben de o yönde yatırımcıyı yönlendirmeye çalışıyorum. Bazen haddini aşan cümleler kuruyor olabilirim ama maksadım doğru yönlendirmek, dürüst yönlendirmek. Evet, estağfurullah diyeyim. Ben de şundan soruyorum. Çünkü dediğim gibi yani 5 bin lirayla 10 bin lirayla o halka arzlarla gelenler yarısını oluştururken finansal okuryazarlık hani bundan sonra borsacı değil yatırımcı uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli farkındalık adına dediğiniz finansal okuryazarlık adına bunları anlatmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Onlar da öğrenmek istiyor çünkü hani ne oldu noktasında. Daha önce girenler kazanmıştı, ben niye kaybediyorum, ne olacak diye sordukları için videomuzda bir en azından önlerine ışık olsun diye. Finansal okuryazarlık adına çok teşekkürler. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gersin'deydi. Gerçekten geniş bir açıdan olayları değerlendirdik. Tüm samimiyetiyle pazar günü bizi kabul etti diyelim. Teşekkürler. Aynen. Arada tabii ki o bazen hani sohbet realist bir moda gidiyor.
kızmış gibi anlatıyorum ama o aslında şeyden, olayın ciddiyetinden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Ortadaki yanlış anlaşmaya duyduğum tepkiyi biraz göstermeye çalışıyorum ki dediğiniz gibi bu samimiyetten kaynaklanıyor. Yoksa bir kötü niyet, art niyet yok. Yani ben haftaya borsanın ne olacağını biliyorum da söylemekten imtina ediyorum diye kimse düşünmesin. Gerçekten bilmiyorum. Ama yeterince düştü buralardan dengelenir hissim var. Onu da dürüst şekilde ifade etmeye çalışıyorum ki yanlış bir beklenti oluşmasın. Samimiyetinize ve bilginize çok güveniyorum zaten. Teşekkürler bir kez daha. İzleyicilerimize uzun süredir abone olun, arkadaşlarınıza iletin, beğenin, katıl butonuna basın gibi şeyler söylememişim. Onları da yaparlarsa mutlu olurum. Ama bana çok şu güzel tepkiler geliyor. Ben bu pazar günü zaman ayırmak, şu ya Melda Yücel TV'yi çok farklı yerlerden seyredenler varmış. Şahanesiniz. Ben şaşırdım açıkçası. O yüzden işte Artunç Kocabalkan, Melda Yücel TV, bunlar basından gelen bağımsız medya kuruluşları ve bunları desteklemek için kendi özel zamanımdan ayırmaya başladım. Çünkü dedim ki bir, bağımsız medyayı desteklememiz lazım. Bu bir ülke meselesidir. İki, çok daha farklı mecralara sesleniyorsunuz. Umarım bu sektör, bağımsız medya bu şekilde büyür ve insanların daha doğru haber almasına imkan sağlar. Çünkü biliyorsunuz medya siyasi, ticari çıkarların aracı olduğu zaman aslında vatandaşın bağımsız haber almasına hizmet vermiyor. Son 5-10 yılın gerçeği maalesef. Daha önce de gerçeğiydi aslında ama son 5 yıl daha ayık çıktı. Bence bunun çaresi sizler gibi bağımsız medyanın giderek daha fazla pazar payı kazanması. Ben bu mücadelede de, çabada da yanınızdayım. O yüzden pazar günü de olsa misafir ettiğinizde gelip katılıp bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Valla şahanesiniz. Çok teşekkürler. Bu bana öyle bir gaz oldu ki bu hafta daha enerjim üst seviyede olacak. Zaman zaman çünkü hepimizin enerjisi düşebiliyor. Artunca da sevgili Artunca da selam olsun diyeyim. O benden önce YouTube'a girmişti. Ne de iyi etmiş. 28 yıllık medya deneyimimin ardından, doğrudan ekonomi yayıncılığının ardından YouTube. Ben sevdim. Umarım YouTube da beni sevmiştir. Burada kalmaya kararlıyım. Sizler gibi değerli İnşallah. Dostların desteğiyle. Çok sevgiler. İyi haberler. İyi haberler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.